Dünya var olduğundan beri insanoğlu farklı toprakları yurt edinmiş. Bu yurtların kiminde kalmış, kiminden göçmüş. Kalsa da göçse de o topraklarda bir iz bırakmış. İz bırakmakla kalmamış, yurt edindiği yerlere adını da vermiş. İşte Türkistan da böyle bir yermiş. Zamanın birinde Türkistan topraklarında İskitler yaşarmış. İskitlere aynı zamanda Sakalar da denirmiş. İskitler göçebe bir toplummuş. Göçebeler yılın belli zamanlarında farklı yerlerde yaşarlarmış. İskitlerin evi çadırlarmış. Bir yerden başka bir yere göç ederken de çadırlarıyla birlikte giderlermiş. Dışarıdan bakıldığında bu çadırlar çok sıradanmış. Ancak çadırların içi değerli eşyalarla doluymuş. Değerli halılar, ipek örtüler, takılar, tokalar. Onların en değerli madeni altınmış. İskitler altını işlemekte ustaymış. Tokalar, broşlar, kolyeler ve daha birçok takı. Ok kılıfı, miğfer, bıçak ve birçok savaş malzemesi. İskitler, altın işlemekte usta oldukları kadar savaş meydanında da başarılılarmış. Öyle ki kız erkek fark etmeksizin küçük yaşta ata binmeyi öğrenir, ok atar, kılıç kullanır, ava çıkarlarmış. Bu yüzden İskit kadınlarıyla İskit erkekleri savaş meydanında birlikte çarpışırlarmış. İskit kadınları savaşçı özellikleriyle dikkat çekerlermiş. Hatta bu kadınlardan biri tarihte kendine önemli bir yer edinmiş. Onun adı Tomris Han'mış. Tomris Han tarihte bilinen ilk kadın hükümdarmış. O tüm İskitler gibi savaşçı özelliklere sahipmiş. Hem çok zeki hem de çok güçlü bir kadınmış. Hatta adının da demir anlamına geldiği söylenirmiş. Bundan 2500 yıl önce yaşadığı rivayet edilirmiş. Tomris Han, eşinin ölümünden sonra hükümdar olmuş. O, Pers kralına boyun eğmeyen cesur bir kadın hükümdarmış. Boyun eğmediği bu kralın adı Kiros'muş. Zalim ve acımasız olan Kiros, İskitlerin topraklarına göz dikmiş. Çünkü İskitlerin kadın hükümdarını kolayca yenebileceğini düşünmüş. Hatta bu toprakları savaşmadan alabileceğine inanmış. Tomris Han'la evlenerek İskitlere hükmetmek istemiş. Tomris Han bu isteği reddetmiş. Bunun üzerine öfkelenen Kiros, İskitlere savaş açmış. Kiros, savaş meydanına varmak için çok yol kat etmiş. Tüm orduyla birlikte bir ırmağa geçmesi gerekmiş. Bunun için köprüler yaptırmış, kayıkların üzerinde savaş kulelerini karşı kıyıya geçirmiş. Bu sırada Tomris Han kendi topraklarında Kiros ve ordusunun gelmesini bekliyormuş. Kiros önce bir pusu kurarak İskitleri yenmeye çalışmış. Bu pusuda Tomris Han'ın oğlu Kiros'a esir düşmüş. Acımasız Kiros, Tomris Han'ın oğlunu savaşı kazanmak için kullanmak istemiş. Kiros'un niyetini fark eden genç han, bu dünyadan kendi isteğiyle göçmüş. Oğlunun başına gelenleri duyan Tomris Han çok üzülmüş. Kiros'u yenmek için kalbi öfkeyle dolmuş. Akıllıca bir savaş planı yapmış. Bu plana göre savaşırken hilal taktiğini uygulayacakmış. Bu taktikte ordu önce düşmana saldırırmış, sonra kaçıyor gibi geri çekilerek düşmanı çember içine alırmış. Ordu düşmanı çember içine almaya çalışırken adeta bir hilal şekli oluştururmuş. İskitler, Turan taktiği olarak da bilinen bu taktiği ataları Alpertunga'dan öğrenmişler. Tomris Han'ın uyguladığı hilal taktiği ile savaşta İskitler galip gelmiş. Bilinen ilk kadın hükümdar olan Tomris Han, adını tarihe altın harflerle yazdırmış.